Paranormal Ofis. Sayık Erol Tanrı. Doğru dua, doğru tövbe. İrtibat telefonlarımız 0542 465 8467 0546 465 8467 0555 465 8467 Tövbe-i Sayık İmam Sipariş Hattımızı 0541 850 8467 Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Daha önce seansa girmiştiniz. Evet. Verdiğimiz uygulamaları yaptınız. Evet. Eksik olan bir şey var mı? Yok, tamam. Hepsini yaptım. Eksik olan bir şey yok. Eksik olan bir şey yok. Kabiz cahitini yaptım. Hepsi. Anne babaları tövbe filanı kazandılar. Tabii. Hep anne kayıpları tarafından. Hem kendi adım o. Hepsini helalimizi aldık. Mezar ziyaret etti, ziyaretlerimizi yaptık. İyi maşallah. Eksik bir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Şu an uygulamalardan sonra kontrole geldim. Yani şeyler mi, üzerindeki değişen yüzde kaç bir değişim oldu? Sıkıntılar kalktı mı? Şimdi ortalama verdiğim zaman %80 bir gelişme oldu bende. Benim daha önceki sıkıntım daha çok mezarlık ziyareti. Bu da normal saatlerde değil, gece 1'de, 2'de, 3'de veya 4'te. Ben sizin buraya geldikten sonra da, bir iki hafta sonra gene mezarlık ziyareti 1'de, 2'de. Kendi personelim var. İkarus'un bildiği Yusuf var bizim yanımızda çalışan. Onunla da gittik. Gece vakti geçiyorum. Haftasına uygulama mezarlık ziyaretinde ben gideceğim mezarı, rahmet babayla büyük babamla da bir helal tanımamı istemiştiniz. Cuma günü. Cuma günü. Gittim bulamadım. Gittim bulamadım. Bayağı bir 2-3 saatte dolaştım. Yani. Daha önce bu biliyordun yani diğerini. Daha önce gece 2'de 3'te gittim. Gece karanlığı bulduğum mezarı evet. Sonra bulamadım. Gündüz bulamadım. Evet. O tövbe helal kalmadan önce. Evet, almadan önce. Bu da enteresan bir durum. Şimdi ilk gittiğim mezarlıkta, rahmetli büyük babamın mezarıydı. Onu zaten bir iki saat aradım. Orayı bulduktan sonra da yapılması gereken işlemleri yaptım. Rahmetli babamın mezarına da bir yarım saat aradım. Arası 15 metre. Halbuki yakınmış yani. Çok yakın. Bu süre zarfında orucumuz var, okuyacağımız Kur'an'lar var. Uyku uyanıklık arasında. 4 yaşında bir tane çocuğum var benim. Ben gece, Allah razı olsun, kalkarken, böyle sıçrarken veya işte nefes alamıyorum, hareket etmek istiyorum, bu karabasan tabiriyle. Eşim gelin gün başına nöbet bekledi. Ben ne zaman bu halin içinde olduğum zaman da çocuğum aynı sıkıntı yaşamış. Yani o da gece boyunca sürekli kalkmış. İlk anı sefer önce bahsediyordum ben de. Üçüncü katta oturup camı açıp buradan aşağıya inmenin bir an önce merdiveni dolaşıp değil de camdan aşağıya atlamam ne kadar zevk vereceğini. Böyle aklımdan geçiyordum yani. Sürekli sıkıntılı evet. Bir dönem geçirdim. İntihar düşüncesi. 15 gündür böyle bir sıkıntım yok. Yaşı temiz de bitti. Elhamdülillah. Anlaşılır. Yani şu an çok fazla yaşadığım öyle bir sıkıntılar yok. İyiyim. Ama o dönem çok sıkıntılar yani günde 3-4 defa atıp bulmaya çekiniyordum. Bu sıkıntıları yaşayacağım diye. Evet. Öyle bir dönemden geçtim. Şimdi tövbeden sonra da dikkat edeceğim hususlardan önemlisi de Furkan Sözü 70. ayette Cenab-ı Allah diyor ki tövbe edip salih amel işleyenlerin günahlarının sevabı çeviririz diyor. Evet. Tövbeden sonraki hayata dikkat etmemiz gerekiyor. Salih amel olarak en önemlisi de namaz. Namaza başlayacağız, devam edeceğiz. Çünkü mümin olarak bizim görevimiz Allah'a kul olmanın en büyük şeysi, göstergesi namazdır. Şuna dikkat edersek sıkıntılar yaşamayız, devam etmez yani. İnşallah. Çünkü iki tane yol var, sırat-ı müstakim ve şeytanın yolu. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de çoğu ayetlerde bizi ikaz ediyor. Bana itaat edin, bana ibadet edin, bana kul olun diyor. Şeytanın peşinden gitmeyin. Şeytanın kulu olmayın diye ikazlar var. Ve Nahl Suresi'nde de Cenab-ı Allah diyor ki 99-100. Ayetlerde o şeytanın iman edip tevekkül eden kullar üzerinde hiçbir etkisi, tasarrufu yoktur. Onun etkisi ancak
Allah'a şirk koşanların ve şeytanın peşinde koşanların üzerinde etkisi vardır. Yani biz iman edip, tevekkül edip Allah'a kul olursak sıkıntı yaşamayız. Terk edersek sıkıntılar başlar. Evet. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Tevbeden sonra. Yani geçmiş hayata bir reset çekip, resetleyip tövbeden sonraki hayata dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar önemli. Aynı sıkıntıları yaşamamak için işte ağzımızdan çıkan kelimelere, sözlere, yani beddua zaten etmeyin diyoruz da olumsuz kelimeler dahi önemli. Küfür sözler önemli. Çocuğumuza, eşimize, mesela iş arkadaşımıza, tanıdığın tanımadığın insana, hayvanlara dahi çok dikkat etmemiz lazım. Şu ağzı tutmamız gerekiyor yani. Evet. Bunlar önemli. Onlar zaten bunları yapmaya başladıktan sonra dikkat bir isimler göstermeye başladık zaten. Değil mi? Hissediyorsun onu zaten. Sonra tövbelerden sonra, bu reçete uygulamasından sonra bizi yakalayacak olan tek şey var. O da lülme-i şeytan dediğimiz, herkesin kalbinde doğumuna ölümüne kadar var olan Allah'ın izin verdiği bir vesveseci şeytan var. Evet. Kimisi iç ses diyor, kimisi lülme-i şeytan diyor. Artık ne dersen de. Şimdi biraz önce yaşadığımız bir şey anlatayım o zaman. Bizim seansımızda bir yarım saat var. Bir yarım uğramamız gerekiyor. Onu yorulda koltuk parka geçtik. Arabanın içinde seans saatimizi beklerken Erol Tanrı yazıp bir video açtık. Size karşı yapılmış bir video var. İnternette mutlaka izlemişsiniz. Rukiyecilerin açtığı. Evet. Her zaman da izlerim. Çoğu zaman da bakarım. Erol Hocam'ın yapmış olduğunuz, sizin yapmış olduğunuz insanlara faydalı olan bütün videolarla karşılaşırken şimdi seansa girdik böyle bir videoyla karşılaştık. Evet. Bu da bir nevi vesveseler. Evet, şimdi onlar, biz onlara diyoruz ki, rukiyecilere, rukiyi savunan insanlar diyoruz ki, işte cinler, bedene giren cinler, rukiye tedavisi gider diyor. Halbuki rukiyecilerden bize çok hasta geliyor. Şimdi İslam coğrafyasını bırak, sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde Diyanet'in görevli 135-145 bin tane görevlisi var. 5 vakit namaz kıldıran görevliler var. Evet. Bunun yanında tarikatlar var, cemaatler var. Kendi kendine Kur'an-ı Kerim'i okuması öğrenen insanlar var. Bu rukiye tedavisiyle bedene giren şeytanlar, cinler ölseydi, terk etseydi yani. Herkes okurdu birbirine. Nazar ayetini bilenler okur, üçü ihlas bir Fatiha okursun. Şifa ayetleri denilen ayetler var. Kur'an'da herkes biliyor bunları. Rukiyecinin okuduğu ayetler var. Okurduk, herkes düzelirdi. Türkiye'de hasta insan, sıkıntılı insan kalmazdı. Buraya din görevlisi olup, yani Diyanet'te resmi işi din görevlisi olup insanlar görüyor sıkıntıdan. Kaynana zekat çıkıyor, eksik zekat çıkıyor ya da vermediği zekat. Ondan sonra annenin bir bedduası çıkıyor. Aynı benim 20 sene tarikata gidip şeyhten tövbe aldığımız halde o sıkıntılara geçmediği bir annemin bedduasından giren şeytanın annemin duasıyla öldüğü gibi. Beddua deyip geçmeyeceksin. Bunlar çok önemli. Anne babanın, özellikle anne baba hukukuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Anne baba hukuku en önemli hukuklardan bir tanesi. Yani bunlardan sıkıntılar oluşuyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu rukiyecilerin savunduğu şeylerin şeysi yok, aslı yok yani. Ya doğru payı olarak değil mi? Yani, en basitse, vesvese ise biraz önce yaşadığımız evet. Şeyi anlatmaya çalıştım. Şimdi Kur'an-ı Kerim niye indirildi? O zaten açıkça belirtiyor Cenab-ı Allah. Kur'an-ı Kerim okuyanlar için, inananlar için bir rahmettir, bir şifadır diyor zaten. Ama inanmayanlar da azgınlığı arttırır. Biz okuyacağız, yaşayacağız. Kur'an-ı Kerim yaşamamız için indirildi. Hastaların üzerine okunsun diye indirilmedi. Sulara okunsun, bitkilerin üzerine, yağların üzerine okunsun, içilsin. Bu şekilde indirilmedi yani. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 13 tane savaşa giriyor. Gazve diyorlar. Gazveye giriyor. Savaşa giriyor. Niye savaştı o zaman? O zaman ayetleri okurdu herkesin üzerine. Sıkıntılar kalkardı. Herkes ne olurdu? Evet. Tebliğ etti. Onun görevi tebliğ etmekti. Ama Peygamber Efendimiz'in hayatından sonraki olaylarda İslam tarihinde çok çeşitli şeyler yazılıyor. Şeytanın hile ve tuzakları ortaya çıkıyor. Ve günümüze kadar da devam ediyor. Bu hile ve tuzaklar Allah'ın izin verdiği müddet zamana kadar, kıyamete kadar devam edecek. Bu ilim de bu şeytanın hile ve tuzaklarını bozuyor. Başka türlü bozan bir şey yok şu anda günümüzde. Yani büyüden insan çarpılır, büyüden
insan sıkıntı yaşar, böyle bir şey yok. Ayetler de diyor ama çoğu hoca geçiren insanlar, büyücüler bunu söylüyor insanlara. Sana büyü yapılmış, işte mezar büyüsü yapılmış, ölü toprağı serpilmiş, şu yapılmış, bu yapılmış. Yok cinin üstüne bastım, ondan rahatsızlandım. Adamlar cin var diyorlar kişinin üzerinde. 1200 yaşında cin vardı. Geçen gün gelen bir hastada böyle bir şey var. O zaman cini çıkarsaydın dedik. Çıkarsaymış. Yok diyor, çıkartamam demiş. Cin olduğunu söylüyor. Yaşını dahi söylüyor. Çıkar kardeşim cini. Ben çıkartamam diyormuş hastaya. Yerleşmiş dedik. Yerleşmiş. Bilmiyorum, bir şey olduğu için. Herkes de buraya gelmeden önce, kimse yani bir şeyler yapalım düşüncesi yoktu bende. İlhan Hoca daha önce Erol Hoca'mızı tanıdığı için böyle bir şey yapalım diye buraya geldik. Ama öncesinde bayağı bir sıkıntımız vardı anlattığımız başta. Bize de ayak tırnağından işte saç kılına kadar bizi nüfuz etmiş, işte şöyle olmuş. Sizin aynı tuzağı söylediler değil mi? Eşi tarafından yani, eşim tarafından, ailesi tarafından yapılmış bazı büyüler var. Evin şurasında, burasında yani tarif etmiş bazı şeyler de var. Hani bulmadık, bunu bulduk yerine kadar. Size inandırmak için inandığın anda bulursun. Evet. İnandığın anda Allah'ın koruması kalkıyor. Yani büyülen insanı şeytan, cin musallat olmaz, böyle bir ayet yok. O büyücü dediğimiz insanlar kişiliği inandırıyorlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim 4 tane şahit istiyor. Birisi sana büyü yaptıysa 4 tane şahit göstermesi lazım. Göstermiyorlar. Bazen isim veriyorlar. Anne tarafını, baba tarafını diyorlar. Ya da husumette olduğun kişiyi yakınındaki insan diyorlar. Sen de adam husumette olduğun kişi aklına geliyor. Bundan da seni yakalıyor. Bir şeytan bedene giriyor, iftiradan dolayı giriyor. Ve iftira deyip geçmeyen insanları felce kadar götürecek bir etkisi var. Güçlüdür yani. Evet. İnşallah. Tamam. Başka ekleyeceğim bir şey var mı? Yok. Paranormal Ofis. Sayık Erol Tanrı. Doğru dua, doğru tövbe. İrtibat telefonlarımız 0542 465 8467 0546 465 8467 0555 465 8467 Tövbe-i Sayık Kitap Sipariş 0541 850 84 67